Selam, ben Davut'ta. Dostlar, İbn Haldun'a atfedilen meşhur bir söz vardır. Coğrafya kaderdir diye. Doğrudur. Bu söz gerçi hangi anlamda kullanılır, hangi şartlarda, hangi niyette kullanılır bu tartışılabilir ama gerçekten doğru bir hükümdür hatta. Biz de bu sözü söyleyerek ve size hatırlatarak videomuza Bismillah demiş olalım. Şimdi Enistoko hocamızla alakalı bir şey de söylemek istiyorum. Enistoko hocamız doktor, doçent oldu mu tam bilmiyorum ama doktor unvanı var diye biliyorum. Kendisi fizik ve felsefe lisans mezunu diye biliyorum. Doktorasını fizik dalında mı yaptı, felsefe dalında mı yaptı inanın bilmiyorum. Ama o konularda bir şeyler bilen bir hocamız, bunu söylemek icap eder. Çünkü birazdan hocamızı eleştireceğiz. Eleştirmeden önce de zaman zaman eleştirisini yapmış olduğumuz kişi ve kişiler hakkında yanlış anlaşılmasın düşüncesiyle ön söz niteliğinde bir şeyler söylüyoruz. Bazen şöyle eleştiriler de alıyoruz. Eskiden çok alıyordum Edip Yüksel ile alakalı. Hani diyordum ya Edip Yüksel tamam en az bir 50 kadar Edip Yüksel'e yönelik reddiye videosu çektik ama birçok videomuzda da Edip Yüksel'in gerçekten alkış tutulacak görüşleri olduğunu ve kendisiyle herhangi bir husumetimin olmadığını ve takdir ettiğim birçok yanının olduğunu defaat ile söylediğim halde bazı kimseler sen ne ayaksın, sen ne biçim adamsın diyerek tuhaf tuhaf eleştiriler yapıyorlar. Ben anlayamıyorum birilerini bazı konularda, bazı fikirlerinden ötürü eleştirdiğinizde zannediyor ki herhalde o kişi veya kişiler onu hasım telakki etmelisin, o kişiyi dibe kadar gömmelisin, o kişiyi de tekme tokat birbirinize gidip kavga etmelisiniz şeklinde mi algılıyorlar bilmiyorum. Oysa ki eleştiri yapmak çok 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 başka bir şey olsa gerek. Ama arkadaşlara göre eleştiri yapmak herhalde hasımlaşmak, kavga etmek, birbirine sövüp saymak, hakaret etmek ve toplumdan dışlamak, tecrit etmek şeklinde algılıyor. Ya da tartışmayı ve kritik düşünmeyi böyle zannediyor o güzel insanlar. Ama doğrusu o değil. Şimdi Enistoko hocamızın dinle alakalı, felsefeyle alakalı, bazen bilimle alakalı YouTube kanalında ki bir şeyler paylaştığını bilenler bilirler. Birçok konuda güzel şeyler söylüyor hocamız. Dini konular haricinde tabii bunun altını özellikle çizmem icap eder. Kendisi felsefe bölümü mezunu olduğu için kısmen sağından solundan İslam kelam tarihine ve bilimine yönelik de bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama bir kardeşi olarak şunu itiraf edeyim ve hatta size de biraz şikayetçi olayım. Kesinlikle ve kesinlikle ciddiye alınacak şeyler değil Enis Hocam. Çünkü çok yetersizsiniz gerçekten. Çoğu zaman çok yanlış bilgiler aktarıyorsunuz. Bunun sebebi de o kaynakları okumamış olmasından kaynaklı olsa gerek. Çünkü vermiş olduğu bazı örneklerden nerelerden beslendiğini bize gösteriyor ama nerelerden beslendiğini derken burada dolaylı yoldan ya Enis Hoca da oryantalistlerin uşağıdır falan filan şeklinde bir algıya kapılmayın. Bu eleştirimdeki kasıt şudur. Kaynakları okumadan 4. 5. el kaynaklar üzerinden ya da kitaplar üzerinden bilgi aktarımı yapıldığında çok yanlış bilgi aktarımı yapılmış oluyor. Bu sebepten bunun altını çizerek ifade ettim. Enis Hocamız da aynı şeyi yapıyor. O ilimlerin, İslami ilimlerin bir temeli alınmadan bir şeyler söylenildiği için bunu Caner Hoca da çok yapar. Birçok hoca çok yapıyor. Özellikle o camia. O yüzden de çok saçma sapan şeyler söyleniliyor. Maalesef Enis Hocamız da aynı hataları işliyor. Şimdi Enis Hocamızın şahsına yönelik diyeceğim hiçbir şey yok. Olumluluk dışında beyefendi bir insan, alicenap bir insan gördüğüm kadarıyla. Şahsen tanışma fırsatım oldu mu? Zannedersem tanışmadım, öyle biliyorum. Gerçekten tanışmak da isterim tabii. Öyle bir kişiyle tanışmaktan onur duyarız. Bunu söylemiş olalım. Hocamıza yönelik düşmanlık zaten yok. Benim Edip Yüksel'e yönelik bile, hatta benim anneme söven insanlara yönelik bile düşmanlığım yoktur. Bunu her zaman söylüyoruz. Enis Hoca beyefendi bir insan, alicenap bir insan, çok naif bir insan, insanları kırmak istemeyen bir insan gördüğüm kadarıyla. Bunun dışında yani
bu gibi insani değerlerle alakalı Enis Hoca'ya ben eğer not çizelgesi verirse elime herhalde hepsine bir 10 puan verirdim. Gerçekten verirdim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ancak diyorum, nokta virgülü koyuyorum ve bundan sonrası biraz zehir zembelek olacak Enis Hocam. İnşallah kalpler kırılmaz. Biz biraz da şaka yapıyoruz tabii ama Sayın Hocamızın ilgili YouTube kanalında birçok konularla alakalı paylaşımları olduğunu söylemiştik. Bir ara Sayın Hocamız zannedersem iki bölüm halinde birkaç ay öncesinde Neden Hristiyan Değilim başlıklı bir video paylaşımı yapmıştım. Ben tabii ikisini de izledim. Şimdi genelde hocamızın yaptığı o videolarda, ilgili videolarda şu, Hristiyanlıktaki ya da Hristiyanlığın tarihinde var olan ve kendince yanlış olan, işte mantık açısından yanlış olan, tarih olarak yanlış olan ya da kendi inancına göre yanlış olan şeyler üzerinden neden Hristiyan olmadığıyla alakalı bir paylaşım yapmış. Başlığı o şekilde değil de Hristiyanlığı reddiye şeklinde olsaydı şu an bu konuyla alakalı video paylaşımı yapmayabilirdim. Ama gerçekten başlık o şekilde olunca hocaya ister istemez bir kardeşi olarak, bir yurttaş olarak, dünya vatandaşı olarak böyle bir reddiye videosu yapma vacip hale gelmiştir. Şimdi Sayın Hocamız da takdir eder ki insanların dindar olmasının sebebi herhalde coğrafya olsa gerek. Bu yüzden İbn Haldun'un o meşhur sözüne yer verdim. Doğduğun yer, doğduğun ev kaderindir derler ya. Doğduğun yer senin kaderindir. Toplum nasıl bir imana sahipse, hangi dine inanıyorsa ya da dinsiz bir toplumsa sen de öyle olursun. İstisnalar müstesnadır dostlar. Oralara takılmayın. Ama öyledir. Enis hocamızın da Müslüman olmasının sebebi Hristiyanlığı araştırdıktan sonra Müslüman olmuş falan değil. En azından öyle biliyorum. Değilse hocamız cevap verebilir. Ben de özrü beyan ederim inşallah. Ama buradan Enis hocamız üzerinden bu anlayışın yanlışlığını aslında anlatmaya çalışıyorum. Yoksa birileri evet ben araştırdım, bütün dinleri araştırdım, ondan sonra din seçimi yaptım diyorsa, böyle bir insan yoktur da, diyorsa tamam o insanla da o minval üzere bir şeyler konuşuruz. Yani demem o ki Enis Doku hocamızın Hristiyan olmamasının sebebi Hristiyanı araştırdıktan sonra Hristiyan olmadığından değil. Zaten Müslüman bir çevrede yaşıyorsun, Müslümansın. Hristiyanlığa karşı zaten menfi düşüncelerin var. Hristiyanlığın bozulmuş olduğunu, sapık olduğunu, yani sonradan sapıtmış bir sapıklık üzere olduğunu, bunu kabalaşmak için söylemiyoruz. Din lisanıyla söylüyoruz. Çünkü Hristiyan'a göre de Müslümanlar sapıktır. Bu böyle bilinsin. Yani Enis hocamızın inançları Hristiyanlığın yanlış olduğunu söylediği için Enis hocamız böyle bir video paylaşımı yaptı. Yoksa Enis Doku hocamız işte yaşı 20 oldu, 25 oldu. Ya üniversiteyi de bitirdik. Bu tarihe kadar da dinsiz yaşadık. Hele şu dinleri bir araştırayım da hangi din aklıma yatıyorsa o dinin taraftarlığını yapayım diyerek bütün dinleri araştırdı. Ya Hristiyanlık da gerçekten en yanlış dinmiş. Ben Hristiyan olmayayım. İslam en güzel dinmiş diyerek İslam'ı seçmiş değil. Öyle değil mi Enis Doku hocam? Evet öyledir Davut hocam dersiniz diye düşünüyorum ki öyledir zaten. Hal böyle olunca da Enis Doku hocam sizin Hristiyanlıkla alakalı yapmış olduğunuz o reddiyeler doğrudur yanlıştır ben oralarda değilim bakın kaç oldu söylüyorum. O konularla alakalı şey yapacak değilim herhangi bir bilgi akışı sunacak değilim gerek de yok. Çünkü sizin vermiş olduğunuz o bilgileri eleştiren Hristiyan camialar da var hatta video paylaşımları da var ben gördüm. Biliyorum da. Hristiyanlık tarihinde de aktarmış olduğunuz bilgileri reddeden Hristiyan teologlar var. Onları da biliyoruz ama dediğim gibi yani Hristiyan dünyasının avukatlığını yaparak böyle bir paylaşım yapmıyorum. Buradan da ya Davut Hoca nasıl Müslümansın? Hristiyanların avukatlığını mı yapıyorsun? Diyebilirsiniz. Hayır. Hristiyanlığın avukatını yapmak için söylemiyorum. Gerçi hak neredeyse biz oradayızdır ya da olmalıyız en azından ama gerçekten burada herhangi bir dinin eleştirisini yapmak için bunları söylemiyorum. Bir dine ne bileyim işte sopa göstermek için bunları söylemiyorum. Dinleri övmek için ya da yermek için de söylemiyorum. Ama bu anlayış beni her zaman çok güldürmüştür. Hatta kısmen de kızdırmıştır. Bu anlayışı savunan iddia makamı ya da iddia makamları.
Dostlar, daha öncesinde bir videomda işi biraz nasıl söyleyeyim, karikatüze ederek, fıkralaştırarak hani şunu söylemiştim. Şimdi söyleyeyim ve noktayı koyalım inşallah. Hani demiştim ya, bizler annemizin vücudunun içerisindeyken doğuma yakın bir zamana geldiğimizde, işte annemizin, çok affedersiniz, doğum sancısını yaşadığı, artık birazdan doğum olacak falan filan aşamasına geldiğimizde annemizin içinden şöyle bağırmadık değil mi? Ben birazdan dünyaya teşrif edeceğim, anamın içinden çıkacağım. Bana kimse dinden, diyanetten bahsetmesin. Ben araştıracağım, sorgulayacağım, sorular soracağım, kitaplar okuyacağım. Ondan sonra düşüneceğim, taşınacağım ve bir karara varacağım. Bu sebepten de kimse bana dinden, diyanetten, şundan, bundan, hiçbir şeyden bahsetmesin. Eğer bahsederseniz, çok affedersiniz, üzerinize bel ederim. Ondan sonra ağlarım, 3 gün kafanız ağrır demedik. Nasıl bir toplumda dünyaya geldiysek, o toplum nasıl yaşıyorsa, kültürel, folklorik nasıl yaşıyorsa, kaderimiz o toplum olmuş oluyor ve bizi de yönlendirmiş oluyor ve bizi yontmuş oluyor. Müslümansa Müslüman oluyorsun, değilsen başka bir din mensubuysan ya da dinsizsen öyle oluyorsun. Yani ailen seni yetiştiriyor, toplum seni yetiştiriyor. Hal böyle olunca da dostlar, işte Yahudi değilim sebebi budur, Müslüman değilim sebebi budur, bilmem ateist değilim sebebi budur. Bunlar bence boş lakırtılar, gerçekten boş lakırtılar. Kimse kusura bakmasın, başta bu eleştiri şahsımadır tabii ama gerçekten bu şekilde konuşmaktan insan biraz utanmalı diye de düşünüyorum. Çünkü bu kocaman bir yalan dostlar, gerçekten yalan. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Bu sebepten de Enis Toku hocamızın ben Hristiyan değilim diyerek Hristiyanlıkla alakalı yapmış olduğu o eleştiriler neden Hristiyan olmadığıyla alakalı değil. Bu tekrar olmasın diye aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Bu böyle bilinsin. Enis Toku hocamızı seviyoruz. Buradan da selam olsun kendisine. Ama bu tarz paylaşımlar yapılmasa iyi olur. Çünkü alay konusu oluyoruz. Gerçekten birilerine malzeme vermiş de oluyoruz. Gerçekten böyle oluyor. İyi şeyler olmuyor bunlar. Yani ben zaman zaman bazı hocaları işte dine bonus kazandırma niyetiyle yapmış oldukları saçma sapan şeylerinden ötürü bazı şeyler söylüyoruz ya Enis hocam. Siz de aynı duruma düşüyorsunuz. Gerçi videonuz bu tarz örnekler de doludur. Gerçekten dinle alakalı vermiş olduğunuz o paylaşımların, söylemlerin hemen hemen tamamının üzerine kırmızı çizgiyle çarpı atıp yani bir tarafa atmak gerekiyor. Kusura bakma, bunu söylemek zorundayım. Ama harbiden öyledir. Neyse, şimdilik bu kadar. Seviliyorsunuz Enis hocam. Devam. İzliyoruz sizi, takip ediyoruz. Ama dini konularda lütfen bilgimizi arttırdıktan sonra konuşalım. Arttıramıyorsak lütfen susalım. İyi günler.